Efendim hoş geldiniz Serdar Sarıdağ YouTube kanalına. Doğru bilgiler, taze bilgiler, güncel bilgiler sizlerle birlikte olacak. Çaykur Rizespor maçının kadrosu belli oldu. Beklenildiği gibi Atiba ve Larin kadroda. Özellikle burada Atiba'nın dönüşü bence Beşiktaş'taki en önemli eksik noktanın tamamlanması demektir. Çünkü geçen hafta Kayserispor'u yenen Beşiktaş'ta Atiba yoktu. Lakin ben Kayserispor ve Çaykur Rizespor'u tartıya koyduğumda Çaykur Rizespor daha ağır, daha sağlam, daha güçlü bir takım gibi duruyor ve kendi sahasında oynayacak. O yüzden orada ben Atiba'nın varlığının Beşiktaş'a ciddi bir avantaj sağlayacağını, özellikle hem 3. bölgede hem orta sahada takıma çok ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Kime sorsanız rakip hocalardan, yani Beşiktaş'ın ideal 11'inden istemeyeceği oyuncular ilk iki sırasında Abubakar Atiba veya Abubakar Josef de Souza gelir. Dolayısıyla Atiba önemli bir eksiklikti ve bu hafta olması da ciddi bir avantaj. Biraz Beşiktaş'ın başladığı gibi bitireceği bir maç olacak. Şunu söyleyebiliriz. Larin'in gidiyor gitmesi demek ilk 11 demek değil. Ağrılar devam ediyor. Yani oyuncu kendini iyi hissediyor geçmişe göre ama o bölgedeki ağrıları şiddeti azalmış olsa da devam ediyor. Yani maçta olası bir zorlanacağı pozisyonda sakatlığı tekrar eski haline dönüp hatta o ondan da daha da büyük olabilir mi? Daha da genişler mi bu sakatlık? O soru işareti. Yani Çaykur Rizespor deplasmanını götürmüş olsa da ben Sergen Yalçın'ı, Kyle Larin'i ilk 11'de oynatmazsa şaşırmam. Yani Sergen Yalçın onu ilk 11'de değil de bir hamle oyuncusu olarak değerlendirirse açıkçası şaşırmam. Bilgiler, bu konudaki bilgiler yarın daha da netlik kazanacak. Ama tabii burada bu tür sakatlıklarda işte iğneyle oynama şunlar bunlar var mı yok mu bilmiyorum. O risk var mı yok mu bilmiyorum. Ama bence belli bir süre oynayabilir. Yani ilk 45'te mi olur, ikinci 45'te mi olur onu bekleyip göreceğiz. Nasıl bir kadro olur sorusuna gelecek olursak Vida, Wellington, Ensakala, Rozier'in yerinde Dorukhan pardon. Souza, Atiba, Gezal sağda. Solda Enkudu. Önlerinde Adem Laiş bu Atiba Souza'nın önünde. İleride ya Gökhan Töre ya Larin. Şimdi Larin oynarsa acaba Larin'i sola çekip Enkudu mu içeride tutar? Zannetmiyorum. Bu kurguyla devam eder. Ama yarın belli olacak. İlk 45 mi? İkinci 45 mi? Gelelim diğer golcü Abubakar. Hatay, Rize kesin yok. Galatasaray maçına yetiştirmeye çalışıyor. Fakat arkadaşlar kalan maçlarda 32 dakika yani 30 dakika oynamazsa 30 dakikadan fazla oynamazsa kontrat bir şekilde normal şartta kendini feshediyordu. Fakat burada Beşiktaş yönetimi bir ön protokol yaptı diye duydum. Bir ön görüşmeler yaptı diye duydum. Oyuncunun yeni kontrat isteğini olumlu yanıt verdi diye duydum. Zaten kendisi de tribünlerde baktığı zaman çok mutlu. Gollerde seviniyor. Ama tabii ki aldığı ücret performansına göre biraz hani az kaldı. Yani neden? İşte takım içerisinde ondan daha fazla para alanlar var. Ama bugün Abubakar olmadı mı takım sıkıntı yaşıyor mu? Yaşıyor. Şimdi adam da bunu kullanır. Haklı. Yani yönetim böyle bir performans beklemedi. Belki kendi de beklemiyordu ama inanmış adam kendine. Gerçekten çok güvenmiş. Şimdi haklı olarak yeni bir kontrat ister tabii. Yani orada şunu söyler. Yani beni bir maçta oynatırsanız bu kontrat aynı devam edecek. Yine ben çok iyi oynayacağım. Yine ben takımın bel kemiği olacağım ama diğerleri benden daha fazla para alacak. Tabii ki onların kontratıdır. Ben de oraya yakın olayım diye söylenir. Söylenmiştir de. Haklı. Tabii Beşiktaş yönetimi bu durumu hemen törpülemeye çalışıyor. Ne şiş yansın ne kebap yansın hem Abubakar'ın menfaatleri hem Beşiktaş'ın menfaatleri hem de önümüzdeki seneleri de kurtarabilecek bir hamle. Çünkü golcü bulmak kolay değil. İşte elinde var. Aynı zamanda arkadaşlar bugün Abubakar boşa çıksın geçmiş olsun. Anında havada kaparlar bu performansla.
O nedenle burada biraz yönetiminde elini çabuk tutması lazım. İyileşmesi durumunda, yani iyileşmesi bile sakatlığından dolayı kalan başta oynayamazsa sıkıntı büyüyebilir. O nedenle işi oraya gelmeden bitirilmesi lazım. Bu bir. İki, Gezal. Bitirilmesi lazım. Ben 5 milyon euro bonservis bedelini bu işin bitireceğini düşünüyorum. Çünkü oyuncu o kadar çok istiyor ki. Şimdi ben Beşiktaş yönetimine neden bitirilmesi lazım onu söyleyeyim. Çünkü bir İstanbul kulübü bir İstanbul kulübünün listesinde. Bunu net söyleyeyim. Bu benim menajerli piyasasından duyduğum bir haber. Çok detaya girmiyorum. Bir İstanbul kulübünün listesinde ama şunu bekliyor İstanbul kulübü. Beşiktaş ile anlaşamazsa. İngiltere'deki kulübüne gidip bir teklif sunarlar arkadaşlar. Çok net söyleyeyim. Bir teklif sunarlar. Hem de iyi bir teklif verirler. Yani Beşiktaş'ın daha iyi teklifinden daha iyi bir teklifi sunarlar. Hem oyuncuya hem de kulübüne. O nedenle bence Aboubakar'dan daha önemli bu durum. Bence. Beşiktaş yönetiminin önünde saha içi Sergen Hoca'da. Taktik varyasyon Sergen Hoca'da. Ben bu sene Beşiktaş şampiyon olalım bir bakalım diye bir şey yok. Ben söylüyorum uzun vadede iş Beşiktaş yönetiminde. Bir, Aboubakar. Bazı kulüplere hedefinde. İki, efendime söyleyeyim, Gezal. O da bir İstanbul kulübünün ciddi hedefinde arkadaşlar. Çünkü özellikle Fenerbahçe'ye baktığınızda Fenerbahçe'nin transfer anlayışı hem kendi kadrosunu güçlendirmek hem de bir dahaki sene rakipler benim karşıma çıkmasın diye rakibin kadrosunu güçsüzleştirmek. Bakınız Trabzonspor. Bakınız Dorukhan dedikoduları. Bakınız Fenerbahçe Aboubakar dedikodular televizyonda çıkıyor. Şimdi Fenerbahçeliler diyor ya Beşiktaş niye Salih Uçan'la görüşüyor diyor. Zaten listesinde sezon başından beri. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor diye. Zaten listede. Fenerbahçe için birileri Dorukhan'la görüştü mü? Veya Aboubakar'a nabız yok dedi mi? Buyur buradan yak. Ya o yüzden ne diyorduk meşhur lafımız? Her hıyara tuzlukta koşmuyoruz. Hıyar dedim insan demiyoruz tabii ki. Lafım gelişi. Mecazi anlamda. O nedenle arkadaşlar önce herkes kendine bakacak. Kimse kimseyi zan altında bırakmasın. Yok emir almış da Salih haberi yapıyormuş da yok buymuş. Bir senedir yazılıyor be. Zeki abi A Spor'da 2 hafta önce Beşiktaş Salih Uçan'la prensip anlaşmasına vardı dedi. O zaman neredeydiniz? Ha biz yazınca mı bu hafta Salih Uçan okuyor. Ha Serdar abi bunu yazdı. Tamam ben maça asılayım mı diyor. Kafayı yemiş durumdayız. Milletçe. Spor dünyasındaki, futbol dünyasındaki. İşte sosyal medya trollerini kendine kılavuz edinirsen böyle olursun. Abi bana niye sosyal? Ya sana demiyorum kardeşim. O hesaplar belli zaten. Kim bilir o hesapların da arkasında kimler var? Yani biliyorsunuz sosyal medyada farklı yapılanmalar var. Öyle her şeye inanmayın ha. Vay bu Beşiktaş taraftarı deme. Bu Fenerbahçe Galatasaray taraftarı deme. Sana 10 tane Beşiktaş Galatasaray Fener tweet atar. Bir tane bir tweet atar. Bir bakarsın Ermeni soykırımını tanımışsın. Bir bakarsın Türkiye efendim bir Afrika ülkesi gibi yönetiliyor diye adamla aynı fikire gelmişsin. Bir bakıyorsun. O yüzden dikkat edin. Ben gördüm. Bazı hesaplar kendilerini Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maskesiyle saklıyor. Onlar zamanı geldiği zaman o takipçilerini gaza getirebilecek tweetleri de atarlar. Bazıları için söylüyorum. Hepsi için değil tabii ki. Binlerce Türkiye aleyhtarı gizlenmiş hesaplar var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Dikkatli olun. Sosyal medyada dikkatli olun. Bak benden tavsiye. Bir şey biliyorum ki söylüyorum. Haber portalları bile öyle ya. Dolayısıyla öyle o trollerin peşinden gidiyorsunuz Salih Uçan'da. Ben size gerçekten bir senedir yazılıyor, çiziliyor. Fenerbahçe Dorukhan'la görüştü iddiaları var. Buyur buradan yak. Bu adam bir senedir Beşiktaş'ta. Şunu söyleyebilir miyiz? Dorukhan maçları satıyor diyebilir miyiz? Böyle bir şey var mı? Ama görüşülmedi diye yalanlama var mı? Yok. Bir gün Fenerbahçe'de yalanlama çıktı mı? Yok. Sezon sonu Fenerbahçe'ye gitti mi? Değil mi? Gitti. Ne olacak o zaman?
sevgili Fenerbahçe taraftarı. Böyle algı yapıyormuşuz ya. Ya arkadaşlar, Twitter'a girdiğinde yemin ediyorum lağım kokusu geliyor burnuma. Yemin ediyorum. Haliç daha temizdir ya. Vallahi billahi. Haliç daha temizdir. Efendime söyleyeyim. O trollerin peşinden çok gitmeyin. Bunu Beşiktaş taraftarı için, Galatasaray taraftarı için de söylüyorum. Trabzonspor'da pek görmedim öyle bir şey ama ben bazı hesapların siyasete, yani siyasi dedim böyle normal legal siyaset değil ha. Korkunç şeyleri de böyle ufaktan ufaktan gazladığını gördüm. Görmüştüm vardır. O yüzden dikkat. Efendim, gelelim Beşiktaş'a, gelelim biz dönelim. Saha içinde kalalım. Durumlar Beşiktaş'ta, kadro Rize olayı belli ama burada en ciddi nokta en az bir Rize, en az bir derbi galibiyeti kadar en ciddi nokta Gezal ve Abubakar. Efendim söylüyorum. Gezal ve Abubakar'a yönetimin dikkat etmesi gerek. Efendim sağlıcakla kalın. Akşamleyin muhtemelen canlı yayın yapabiliriz.